Assalomu alaykum o'quvchilar. Hozirgi darsimiz trigonometriya bo'limini boshlaymiz. Xudo xohlasa, trigonometriya bo'limining birinchi mavzusi, ya'ni burchakning radial o'lchovi nuqtani koordinata bosh atrofida aylantirish darsi hisoblanadi. Biz bu dersimizde burçak uçuyor birlikleri, yani burçakın iki kol uçuyor birlikleri bor, radyan ve gradus. Bunların birbirine bağlılıkları ve bir burçaktan ikinci burçakka kanaka ötüşünü örgənəmiz kadırlı uçuşlar. Şimdi hoş 2pi deyəni bu 360 gradus, yani 2pi radyan 360 gradus hesablanadı. Bundan kilit türü yaptık 2pi radyan 360 gradus olsa pi radyanımız 180 gradusga teng bo'lyapti. Çünkü 2π'miz 360 gradus ve π'nin o'zi umumiy qiymati 3 son qiymati 3.114 ga teng. 3.114 ga teng. Şu 3.114 degan son gradusda 180 gradusga teng. Endi bularni nimada solishtiradigan bo'lsak, bizda metr o'lchov birliklari o'rtasida munosabatlar bor. Misol uchun 1 metrimiz 100 santimetr, 10 santimetr degan shunaqa o'lchov birlikleri bu burçaklarda ham bor, ya'ni radyan ve gradus ortasında. Demek 3.114 radyan deganimiz bu 180 gradus, yani pi radyanımız 180 gradusga teng ekan. Endi radyandan burçakka qanaqa o'tamiz qadrli o'quvchilar? Misol uchun bizga ma'lum bir radyan burçak berilgan, ya'ni misol uchun alfa radyan burçak berilgan, uni necha gradus ekanligini topish kerak. Topish kerak. Biz bunda proporsiyadan foydalanamiz, ya'ni bilamiz ki pi radianımız 180 gradusga teng, demek alfa radianımız x gradus deb radianın tagiga radian, gradusning tagiga gradus koyamız ve bunları bir-biriga proporsiya qilamiz qadrli o'quvchilar. Yani bu alfa deganimiz ham radian, pi deganimiz ham radian. Demek bundan eğer biz proporsiya qilib alfani piga ve x'ni 180 gradusga bo'lsak ve x'ni topadigan bo'lsak 180 bu tomonga ko'paytirish bo'lib, mana shu holatdagi formulaga keladi qadrli o'quvchilar. Endi bizga alfa gradus berilgan bo'lib, uni qancha radian ekanligini topish kerak bo'lsa, u holatda alfa gradusni x radian, 180 gradusni esa pi radian deb turamiz. Aytib olsak, gradusni tagiga gradus, radian tagiga radian qo'yamiz qadrli o'quvchilar. Va alfani 180 ga bo'lamiz, x ni pi ga bo'lganiga teng. Bundan x ni topadigan bo'lsak, pi bu tomonga ko'paytirish bo'ladi va quyidagi formulaga kelamiz. Endi burchaklar ortasında yana shunaqa bog'liqlik borki, o'lchov birligi borki, bu minut sekund degan, ya'ni 60 minut deganimiz 1 gradusga teng. 60 minut deganimiz 1 gradus, ya'ni 1 gradus deganimiz 60 minut emas, ustiga bitta qo'yilgan chiziq minutni, mana bu doira esa 0 esa gradusni bildiradi. Demek 60 minut 1 gradusga teng. 60 sekund esa mana bu ikkita chiziq qo'yilgan sekundni bildiradi, 1 gradusga teng. Bundan eğer biz 1 minutni topadigan bo'lsak, mana shu 60 bu tomonga bo'lamiz, 1 taqsim 60 minut bo'ladi. Eğer x minutni topadigan bo'lsak, bu x taqsim 60 gradus. Eğer x minutni gradusga aylantirish kerak bo'lsa, qadrli o'quvchilar. Endi bizada gradusdan radianga, radiandan gradusga o'tishni o'rgangan bo'lsak, shularga doim misollarni yechishni davom qilamiz, qadrli o'quvchilar. Gradusda ifodalangan burchaklarni radianga o'ting deyapti. Gradusda ifodalangan burchaklarni radianga o'ting. Ya bizga beryapti 120 gradus necha radian deyapti. Mana 120 gradusni radianga o'tib berish kerak. Birinchi misolning ikkinchisi 120 gradusni x radian, 180 gradusni esa pi radian deb qo'yamiz. Ve biz gradusdan radianga o'tishda mana shuna foydalansak ham bo'ladi, ya'ni pi ni 180 ga bo'lib, keyin alfaga ko'paytirsak ham bo'ladi, ya'ni alfa 120. Teordan foydalansak ham bo'ladi, lekin teorni yodlab o'tirmaslik maqsadida biz to'g'ridan to'g'ri har doim keltirib chiqarsak ham bo'ladi. Ya'ni 180 ni alfani x radian, 180 ni pi radian deb turib, 120 ning 180 ga nisbati x ning pi ga nisbatiga teng deb olamiz. Va o'shandan proporsiyadan biz x ni topamiz, qadrli o'quvchilar. X ni topadigan bo'lsak, 120 taqsim 180 ko'paygan pi hisoblanadi. Ya'ni pi bu tomonga ko'paytiramiz bo'ladi. Bular 60ga qisqarsa 2 taqsim 3 pi hisoblanadi, qadrli o'quvchilar. Endi 32 gradus necha radian deyapti? 32 gradusni x radian deymiz. Biz bilamizki 180 gradusni pi radianga teng, 180 ni pi radian deymiz. Ko'plarda bo'ladigan xatolik, pi radianni bu tomonda 32 180 gradusni bu tomonda qo'yadi va shuni ta'kidlab o'tamizki, gradusni tagida gradus, radianni tagida radian turadi. Demak buni proporsiya qilamiz, ya'ni 32 ning 180 ga nisbat x ning pi ga nisbatiga teng deymiz va o'shanda x ni topadigan bo'lsak, 32 taqsim 180 ko'paygan pi holatiga kelib,
Bunları kıskartıştan ki 8 pi taksım 45 xoğutu gekeledi bunun cevabı kadarlı kuşlar. Şimdi kinkim son zikir edeyken bulsak kinkim son bu ikinci soldan iken ikinci solda ait ettim 54 gradısını radyan genetiş gerek. Bu kutu hoşa cerrandı 32 nurunda 54 kalmış 54'ün 180 genis bedi x'ni pi genis bedi getin. Ondan proporsiya kılıp x'ni top edeyken bulsak pi bu tamamen götürdü 54 pi taksım 180 soplan kıskartıştan ki 3 pi taksım 10 xoğutu gekeli yaptı. Şimdi kinkim solumuz 9 gradısı 15 minut mu? Radyan geçiş gerek. 9 gradısı 15 minut mu? 9 gradısı plus 15 minut desek burada. 15 minut mu gradısı geçişimiz gerek kadar okuyacağım. Sonuç için x minut mu gradısı geçiş diyeceğim bu sek. Bu x minutumuz bu. X taksım 60 gradısı geçiş yani 15 taksım 60 gradısı geçiş hesaplanadı. 15 60 yani bu 9 gradis plus 15 taksım 60 gradis yani 1 taksım 4 yani 0,25 gradis 9,25 gradis soplanır. Demek biz 9,25 gradisini radyan geçişimiz gerek. 9,25 gradisini x radyan deyimiz. Ve biz bilgen 180 gradisini 2 pi radyan. Koklasak 360 gradisini 2 pi radyan deyip işlesek ama bu fark yok. Lekin bana bu yakışır o. İkçem rock soplanır. Demek 9,25'nin 180 genis bat x taksın pi gelin. Şundan proporsiya kılıp topa diken bulsak proporsiya kılıp pi'ni bu tamamen gelip 180'ni bu tamamen gelip ben şu yüzlerden keyin x'ni cevap gelip çıkar. Yani ben şimdi x'ni topamız gelip ne kıskaz x'ni topsak 37 pi taksın 720 çıkarttı kadırlı koşuyor. Şimdi kinkim solumuz gelip diken bulsak kinkim solumuz bu radyandaki burçaklarını gradisi ifade edelim. Yani pi taksın 6 radyan neçe gradisi yaptım. Hoş, proporsiya kılamız biz bilgen pi radyanımız 180 gradis keten demek pi radyanımız 180 gradis deyimiz pi taksım 6 radyanını x gradis deyimiz pi taksım 6'nın pi gen nisbeti x'nin 180 gen nisbeti keten oşandan topa degen bursa pi bu tamamen gö 180 bu tamamen göt yaptı ve x'nin 30 gradis çıkarttı kadırlı koçular. Şimdi bunu işin ikinci asal soru kan boy doğrudan doğru x'nin 10'u gö 180 pi'nin 10'u gö 180 gradis koy 186 gö 180 30 çıkardı kadırlı koçular. Şimdi kinkim sonuz 2 radyan bulsak kinkim sonuz 2 radyanlı gradis ifade edelim. 2 radyanlı x gradis deyimiz, pi radyanlı 180 gradis deyimiz, 2 taksım pi bu x taksım 180 getirdik. Ben şimdi x'ini topa deyken bulsak pi köpe geldi x 180 köpe getirdik yani 360 gradis getirdik. O şimdi x topa deyken bulsak 360 gradis taksım pi getirdik. Demek pi'nin oranı gelse biz bilgen 3,14 kıymetle koyalımız. Demek 360'ını 3,14 bulsak tahminen 1,14,16 gradis getirdik. 2 radyan degenimiz kadırlı okuyucular. Şimdi kinkim misalımız bu 10 seken 4 pi taksım 3'ünü radyanını gradis geldi. 4 pi taksım 3 radyanını x gradis deyimiz. Ve biz bilgen pi radyanını 180 gradis deyimiz kadırlı okuyucular. Kinkim proporsiyadan faydalanırız. 4 pi taksım 3'ünün pi gen nisbeti x'nin 180 gen nisbeti getin. Hoş bundan x'ni topa degen bulsak. 4 köpeğen 180 taksam için yani 240 gradis yaptı. Şimdi topçu cerrahını şaklap oturmamız çünkü bu mevzuya gelince bu proporsiya yetişini örgen boyun boşumuz gerek kadar dokuşlar. Hoş şimdi kinki usulümüz bunun için yine bu usulü bu kadar dokuşlar. Yani pi'nin oranına doğrudan doğru 180 gradisini koyup gitsek ama bulur. Yani 4 köpeğen 180 yani 4 pi taksam 3. Demek bu 4 köpeğen 180 taksam 3 hesaplanadı. Demek 4'ün 180 köpeğe 3 yapacak 240. Doğrudan doğru ben şu cevap kökeyle yapmış. Yani ben şu pi katlaşken radyallarına gradiske 3'ünü olsa olsun. Yine bu usulü pi'nin 10'u doğrudan doğru 180 gradis koyup kesecek ama bulalım. Sonuçta bir de pi'nin 10'u 180 koysak 186 gibi 30 çıkardı. Halsak proporsiya kılıp topsak ama bulalım. Bu ilk klası bir kılınırsa. Kengisi sonu 0,100'den bir geçe anıklıkta yazın. Yani 3 pi taksım 2 0,100'den 1 geçe anıklıkta yazadigen bulsak pi'nin 10'u 0,100'den 1 geçe anıklıkta 3,14'ü soplanıyor. Demek 3,100'den 14'ünü koyalımız 3'ünü 3,14'ü ekibetir 2'ye bulsak 2,171 soplanıyor. Kadırlı kursa kenkim solumuz sollarını takkalsan şartı bilen bir yaptı 2 pi 6,10'dan 7 sollarını takkalsan gerek 2 pi bu 2 köpeğen 3,114 soplasak 6,28 ve 6,7 bunların taklasayı diyen bulacak kadarlık için 6,7 kette. Kengisi ise minustan pi taksım 2 ve minustan 3 taksım 2 sollarını taklasayış gerekeceğim. Demek minusta 3,114 taksım 2 ve minusta 3 taksım 2 taklasayı diyen bulacak pin 10'a 3,114 çünkü pin 10'a köplerde bol diye hata 180 gradis koyu borçaydı. Eğer gradis bulsa üstte de gradis bilgisini belirledi kadarlık için. Gradis bilgisini belirmedi ama demek bu bulacak radyanda soplanadı. Hazır bir de gradis bilgisini bilmiyordu. Demek bu radyanda. Yani bunun önüne 3,114 koyalım. 3,114'ün 2'ye bölmemiz
-1/50 minusdan 3'lük ye bulamız 1/2 minusdan. Demek bunlar radyanda kaçı bir kette? Demek bunlar da kettesi minusdan 1/5 toplanadı kadırlı koçular. Şimdi kimi son götürdüğüm bulsak. Kim sorunuz bu? Den olduğumuz bir işimiz gerek bugün derslerde var. Yani çoraklar hakkında bize bu yerde trigonometrik aylana degen şekil var kadırlı okuyucular. Hazır uşağını örgene borçaya hareket kalan. Soru için birlik aylana buluş mümkün. Radyosu bir geteyim bulgu aylana. Radyosu bir geteyim bulgu aylana şuna kaylana ki. Bu soru için bana kuydak aylana. Radyosu bir geteyim bulgu aylana toplanadı. Yani bu aylananı bana şu x oku ve y oku toplanadı. X okunun 0, bana şu koordinata başını 0 de bulamaz. Bana bu radyosu ir radyosu aylanak toplanadı. Kadırlı okuştum. Sonuç için bunu radyosu ir getirdik de bulaydık. İr radyosu aylananın aylanan merkezi koordinata başta çalışırken ve bunu bana şu dakika doyur hakkı bitiradırken bulsak 0 gradis, bu yer 90 gradis, bu yer 180 gradis, bana bir 270 gradis deyildi. Yok ki 90 gradisinde pi taksim 2 radyan, şimdi gradisler radyan götüşünü bilip olacağımız. Sonuç için kengisi 180 gradisinden pi radyan getin, yok 270 gradisinden 3 pi taksim 2 radyan getin. Kengisi 360 gradis, yani her bir menajer 90 gradisinden toplanan 90, 180, 270, 360. Kengisi yine de 4 çarlık toplanadı eğer aylanıp geldiğim bu sefer. Demek, eğer burç ekimiz birinci çorak bulu diyen bu sefer, yani 0 gradisinden 90 gradis geçe oralıktaki burç ekler birinci çorakta çalışken bulu. Yok ki 0 radyandan pi taksim 2 radyan geçe bulurken çorakta. Bana bir gradisinde ifadelenken bu bir radyanda. Bilmemiz ki bu çeklerini gradisinde hem radyanda hem ifadalası bulardı kadırlı kuşlar. Eğer 90 gradisinden 180 gradis geçe ifadelenken bu çekler bulsa ise bu sonuç için 91 gradis, 92, 93 bana şu gradisler ikinci çörekte toplanadı kadırlı kuşlar. Yok ki pi taksim 2 radyandan pi radyan geçe bulgen oralıktaki radyan ölçüdeki bu çekler hem ikinci çörekte toplanadı. Kim 180 gradisi 270 gradis geçe bulgen oralıktaki burç ekler. Mesela 190, 185, 169 bunların berçesi 3. çoraktaki burç ekler hesaplanadı. 4. çorak ise 270 gradistan 360 gradis geçe. Yok ki 3 pi taksim 2'den 2 pi geçe oralıktaki radyandaki burç ekler 4. çoraktaki burç ekler hesaplanadı. Şimdi sizlerin bir nema kızıktıradı kadarlı okuyucular 90 gradis kaç çorak ekirdi? Bunlar çorak ekirmeydi. 90 gradis, 0 gradis, 180 ve 270 gradisler çorak ekirmeydi kadarlı okuyucular. Şimdi mabada 90'dan küçük 0'dan kette olsa 1. çorak, 90'dan kette 180'den küçük olsa 2. çorak, 180'den kette 270'den küçük olsa 3. çorak, 270'den kette 360'dan küçük olsa 4. çorakdaki burç ekler hesaplanadı. Şimdi yine bilişimiz gerek bu yanlarsa şu ki kadırlı okuşlar. Eğer biz misal için burç ekle buna kaynaldır diyen bu sek sos tilkesiye karam bilmemiz ki sol şu tartıpta aylanadı. Sos tilkesiye karama karşı aylanacak bu. Alfa müspet burç eklerde sos tilkesiye karama karşı aylanadı. Misal için bana bir de 90 grad sol bana şu yönelişte aylanacak bu sos tilkesiye karama karşı toplanadı. Bu müspet burç ekler 0, 90, 180, 270, ve 360 gradisli burç ekler hesaplanadı. Şimdi sol tilkesiye karama karşı aylansak 0, bana sol tilkesi bu çalsak 0, minus 90, minus 180, minus 270 ve minus 360. Demek alfa menfi burç eklerini sol tilkesiye karama karşı aylanadı. Yani eğer burç ekleri sol tilkesiye karama karşı aylansak o menfi burç ekler hesaplanadı. Yani sol tilkesiye karama karşı minus 90, minus 180, minus 270 ve minus 360 klasında burç ekler hesaplanadı kadırlı okuyucular. Şimdi kengi misal bir şekilde deyken bulsak. Kengi misalımız bu 8. misal iken burç eklerini kaçsız çorakta çalışırken topuşumuz gerek. Demek bana bu numaralarını, kıymetlerini bulup olduk kadırlı okuyucular. Misal için 1. çorakta kaçsız burç ekler çalışırdı, 2. çorakta kaçsız burç ekler çalışırdı, 3. çorakta kaçsız burç ekler çalışırdı. Vakıza 4. çorakta kaçsız burç ekler çalışırdı. Özü 4 çorak var. Şimdi misal için bizden soruldu 278 gradis kaysa burçakta çalışırken 278 gradis 278 gradis bilmemiz ki kadırlı okuyucular bu 270 bilen bana bir de 360 bor bana bir de 360 gradis bor
278 gradsımız 270 ve 360 gradsını ortalıkta bulacak. 270 bölü 272 belki de 278 şöyle. Demek bu yurda çalışırken bu yurumuz kaç çorak? 4. çorak. Demek bu 278 gradsımız 270 ve 360 ortası da bulunduğu için bu 4. çoraktaki burçak soplanadı. Şimdi kim son 145 grad kaç çorak çalışırken? 145 grad bana 90, 180 ortalık doğucu 145 grad kalıp getirdi. Demek 90 bölen 180 aralıkta kalan burçakımız bu 145 grad burçak soplanattı ve 90 bilan 180 arasında kalsa bu ikinci çörek soplandı. Yani 90 bilan 180 arasında kalsa ikinci çörekteki burçak soplandı. Bana bir 1, 2, 3, 4 soplandı. Şimdi bunu diyen beraber bu şu tertipte yani 1, 2, 3, 4 soplandı. Şimdi kendi bu son iki kere diyen bu sek burçaklar kaç çörekte çörekken topuş gerek? Minustan 912 gradını bir yaptık hatırlı okuyucular. Demek ki menfiden aylantıramız burçakını ve 912 gradını yaptım. Menfiden aylantıra diyen bulsak demek bize de kanaka buladık kadırlı koçlar. Minus 912 gradız. Hoş. Bana itibar biraz. Demek menfiden bu tonmada aylanıptı. Bana bir aylanıp gitse 360 gradız. İki aylanıp gitse demek bu yerde 720 gradız. Demek minustan 912 gradını şuna kösek bu. Minustan 2360 gradı. 2 mert aylanıp kili yaptı 360 gradıstan. Ki minus 192 gradı diyecek bu arada kadar arkadaşlar. Demek 2 mert aylanıp kili. Ki yine 192 gradı kili yaptı. Bana şu ki. 192 gradı kili yaptı. Bana şu bana şu 192 gradı diyenimiz. Bir de 192 iken bana şunu hatta özgemiz. Minus'tan 192 gradı diyeceğiz. Ben şu yekeli yaptık adlı okuyucular. Demek bu minus 270 bilen ben şu 192'nin biz 188'i gözü gene gelmez. Bilmezsen 192 bir yerde. Bir diyen 192. 192 gradı diyeceğiz. Bana minus 720 yine 192 gradı çekilse ben şu 912 gradı böyle yaptı bu kadar lokuşlar. Demek bana şu kaç çörekte çalışırken ikinci çörekte demek bunun cevabı ikinci çörek soplanadı. Yani minus 92 gradımız ikinci çörekte çalışırken burçak soplanadı. Çünkü minus 180 bile minus 270 oralıkta burçak soplanadı. Şimdi kendi bu son bir kere diyen bu sekre katlı koşa bu çekler kaç çörekte çalışırken topuş gerek? 7 pi taksım 3. 7 pi'nin demek bu körünüp durdu. Ucu 360 gradı geçe oralıkta bana bunu anıklayın. Yani demek 360 gradıdan şimdi burçakın en kettesi 360 yemez de kadılık olsa çünkü 360 gradıdan kim misal için 1 mert aylanıp gitse 360 kim 360 1 360 yine aylanıp gitse yine burçak aylanır burçak çeksiz geç aylanırdı kadılık olsa demek bize bu yılda aytilgen oralıklarda 0'dan 360 gradı geçe fatla görsetildi. Hoş bir deki burçakımız kette burçak bulup git yaptı. Yani bu yılda bu yerde 420 gradı görünüyor. Bana bu kola ise 420 gradı yok. Bu ne kadar kola kanaka kaldı? Ben 360 gradıdan niçin mertte 3 için topuş gerek? Bunun için bana şu 420 gradı yaptı. Bu 420 gradıdan 360 gradı yapacak. 1 mertte 360 var. Yani 1 mertte bundan ötedi. Ki yine 60 gradı görüyordu. Demek yine 60 gradı görüyorsa yani bu tamam gelene bir 360 gradı yine 60 gradı görüyorsa demek bu birinci çoğukta kola yaptı. Kadılı kuşlar. Bana bir mert aylanı bit yaptı. Bana hoş bir de 0, 360 gradız. Kigin yine 60 yürüse bu 420 gradız. 420 gradız ben şuraya geliyordu. Yani bu 7 pi taksın 4 digerimiz 420 gradızını belirledik. Hatta bu şey demek bu 60 gradızdaki kolatki aylanıp geliyordu. Yine demek bu birinci çörekte cöyle şey yaptı bana bunu. Şimdi bana bunu geliyordu diyen bu sek 11 pi taksın 7 4. Demek 11 pi taksım 4 bu 360 gradıdan katta kareden bildik degen de 180'ni 4'ye bölüp 11'ye köpetiramız 180'ni 4'ye bölüp 11'ye köpetiramız bu yerde 495 gradı çık yaptı kadırlı koçlar şimdi bunu şuna kösek bu oladı 1 mert'e 360'da ötedi bu kigen 135 gradı yine daha çürüydü oldun ki demek 135 gradıda yürüyen hosu bulgen burçak burçak sopladı yani neyse mert'e 360 borluyken toptik 2 pi'den 1 mert'e bor kigen 3 pi taksın 4 kol yaptı bunda. Yani bana bunu 2 pi'ye bana şunun içinde 2 pi'den 7 3 pi taksın 4 kol yaptı. Yani 2 pi'den 1 mertabı var. Yani 360 gradı plus'tan 135 gradı desek bu oladı bunu. Kadırlı koçlar. Yani içinden neçe mertabı 360 varlıkını bilişimiz gerek. Ki o şan ayırt taşlarımız. 360'ın ayırt bana bu kısmını yok gibi oramış. Ki bana bu kısmını özü cevap oladı. Yani bu
135 qat ikinci çörek demek bunun cevabı ikinci çörekte hesaplanadı kadrlı dostlar. Şimdi kendi misalımız gelir diye bu sek kendi misalımız bu 11. misaldan egen. Eğer alfamız 0 pi taksim 2 aralıkta bulsa burunun noktanı alfa burçakke buruştan hasıl bulgen burçak kaçta çörekte görüşken topşumuz gerek. Demek alfamız 0 bilen pi aralıkta buladıken bu sek kadrlı koçular. Biz mana şu pi taksim 2 minus alfa kaçta çörekte görüşken burçun topşumuz gerek. Şimdi bunu topşunun bir neçe usulları var kadrlı koçular. Biz hazır hem mahalletini doğru geledik usulünü çöntürümüz. Yani mana şu şekilde yasa borçumuz gerek. Mana şu bilgenden bize ge bilgen mana alfamız 0 bilen pi taksim 2 aralığıda biz minus alfanı tapamız. Hamma tamamını minus 1 ge köpeytiramız. Demek tengsizlik şöyle özgaradı. 0 minus alfa minus pi taksim 2. Keyin hamma tamamını plus pi taksim 2'ni koşamız. Mana pi taksim 2 minus alfa bu tamamında ise mana bunu o'rni almashtirib minus pi taksim 2'den katta minus alfa küçük 0'dan plus pi taksim 2 bu tomon 0 bu tomonda ise pi taksim 2 minus alfa bu tomonda pi taksim 2 demek pi taksim 2 minus alfa deganimiz 0'dan katta ve pi taksim 2'den küçük iken kadrli o'quvchilar 0'dan katta ve pi taksim 2'den küçük bo'ladigan bo'lsa demek bilamiz ki bu 0 bilan 90 gradus oralig'idagi burchak ekan mana shu burchakimiz demek bu burchakimiz 0 bilan 90 gradus orasida ekan demek bu birinchi chorak hisoblanadi kadrli o'quvchilar endi keyingi misolimiz bu pi minus x ning alfa minus x ning kaç çarkta görüşken topuşmamız gerek. Demek alfamız 0 ve pi taksim 2 aralığı deyken berçe tamamından pin ayrı varamış. Bu tamamından, bu tamamından, bu tamamından. Demek pin ayrıcak bana bir minus pi. Bu tamamda alfa minus pi. Bu tamamda pi taksim 2 minus pi. Ve bu tamamda kısaplaş kalanımız minus pi taksim 2. Demek bundan kilit çıkıptı. Türyaktı. Alfa minus pi'miz minus pi'den kette ve pi taksim 2'den kette. Minus pi'miz bana minus 180 grad. Minus pi taksim 2'miz minus 90 grad. Bu ikinin orası tek burçak. Bana şirk toplandı. Ve bu çorekte bu üçüncü çorak hesaplanadı kadrli okuyucular. Şimdi ikinci misalımız gerekir diyen bulsak bu 12. misaldan iken 12. misalın şartı ayak yaptı. Demek ayak yaptı ki bu 0 2 0 noktanı minus pi burçakka burçtan hosil bulgen noktanın koordinatalarını topşumuz gerek. Demek mana şu nokta 2 0 yani 2 0 nokta mana şu nokta mana şunu minus pi yani ikinci şartı minus 180 gradusga buradigan bo'lsak bilamiz ki agar manfiy burchakka buradigan bo'lsak harakat sos tilkasi yo'nalishida ketadi agar musbat burchakka burish kerak bo'lganda sos tilkasiga qarama-qarshi yo'nalishida ketadi. Demek minus 180 gradusga buradigan bo'lsak minus 90 minus 180 mana shu yerga kelyapti ve 2 0 bo'lgan noktani aylana merkezini koordinatal koordinatal o'qlarni kesish noktasi deb hisoblab turib ikkilik aylana çizadigan bo'lsak radius 2 qilib demek mana bir de 2 0 ga 2 bir de minus 2 0 ga minus 2 mana bir de ise minus 2 ga 0 demek 180 gradusga buradigan bo'lsak mana shu nuqtaga kelyapti bu qadrli o'quvchilar demek bu nuqtaning koordinatalari minus 2 ga 0 bo'lgan nuqta hisoblanadi agar 90 gradus deganda mana bir ga keladi bu yerda endi x imiz 0 y imiz minus 2 ga teng 0 ga minus 2 chiqardi qadrli o'quvchilar endi keyingi misolimiz 0 ga minus 5 bo'lgan nuqtani 270 gradusga buruşdan hosil bo'lgan nuqtaning koordinatalarini toping deyapti. Demak 0 ga minus 5 bo'lgan nuqta, ya'ni x imiz 0, y imiz minus 5 bo'lgan nuqta, x 0 va y minus 5 bo'lgan nuqta, mana shu nuqta hisoblanar ekan qadrli o'quvchilar, mana shu nuqta, mana shu nuqta. Demak mana shu nuqtani 270 gradusga burishimiz kerak. Endi 270 gradusimiz musbatdan ekan, musbatdan bo'ladigan bo'lsa x 0 y 200 minus 5 misol doğru köçürgenmiz demek müsbetten buradigan bo'lsa mana shu nuqtani sos tilkasiga karama karşı yo'nalishda aylantiramiz müsbet burchakka burishimiz kerak bo'lgan uchun mana 90 gradusga bursak bu yerga kelamiz 180 gradusga bursak bu yerga kelamiz 270 ga bursak bu yerga kelamiz demek javobda mana bu turar ekan qadrli o'quvchilar demak biz javobda mana buni belgilab shu qo'ygan bo'lsak kerak agar adashmasam o'sha paytda bu xato hisoblanadi va buning javobi demak bu minus 5 ga 0 hisoblanadi qadrli o'quvchilar minus 5 ga 0 hisoblanadi ya'ni minus 5 ga 0 degan nuqta agar qachon bu bo'lar edi qachonki buni 180 gradusga bur deganda ya'ni x 0 y 2 minus 5 bo'lganlikdan mana shu nuqtani 90 gradus 180 grad 270 ga bursak 1 ga keladi. Agar 90 ga bursak mana bu nuqta, 180 ga bursak mana bu nuqta kelardi qadrli do'stlar. Qolgan misollarni shularga o'xshatib ichasizlar. O'qishlarga omad, ishlarga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.